Also, mein Name ist Klaus Willen. Wir haben hier ein 500er Boxenlaufstall gebaut. Stopp. Mein Name ist Klaus Willen. Klaus Willen war das? Ja, ja, Name. Und wie viel? Wir haben für 500 Kühe hier einen Boxenlaufstall gebaut. Das ist ein Doppel-3-Reiher. 500 hayvanlık burada ahırımız var diyor. Und eine 500 kW Biogasanlage, wo der komplette 500 kW'lık da Biogas tesisimiz bulunuyor. Wo die komplette Gülle und Mist, also die Futterreste, Gülle, Mist vergoren wird. Hayvanların dışkısıydı. Diğer malzemeler hepsi karışıyor ve biyogaz tesisinde gaz elde etmiş oluyoruz. Gut, wir haben einen Futterbaubetrieb mit 260 Hektar. 250 Hektar hayvanla hayvan yeme için tarım arazisi var. Wo das gesamte Grundfutter für die Kühe angebaut wird. 100 Hektar, 120 Hektar Mais und 120 Hektar mısır ekiyor. 100 Hektar Grünland und der Rest Getreide. 100 Hektar yeşil alan. Ve çayır alanı ve diğer kısmı da ekin ekiyor. Ja, und der Ursprungsbetrieb, der ist 500 Meter entfernt, das ist jetzt die Fersenaufzucht. Buradaki ilk işletme 500 metre ilerideymişmiş evvelden. Ja, dem leitet mein Vater. Babası işletiyormuş orayı evvelden. Und dort sind die trockenstehenden Kühe. Und die Kühe kalben dort auch ab. Orada damızlık hayvanlar o taraftaymış. Yani ineğe, danaya çekilmiş. Ve buzağılı. Düveler. Düveler oraya çekilmiş. Heifer. Ja. Und ja. Wenn die das erste Mal kalben, kommen die Kühe dann hier zum Melken her. İlk buzağıladıktan sonra süt alım verimi için buraya geliyormuş. Okay. Gut. Und auf diesem Standort sind nur laktierende Kühe. Burada sadece süt veren inekler bulunuyor. Evet. Hab eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Ganz normal. Danach habe ich Fachschule gemacht. Dann Meisterkurs. Da habe ich dieses Objekt kalkuliert. Und ja, bin Ihr Alter? Ich bin 37. Benim şahsım olarak, kişi olarak 37 yaşındayım. Evet. Çiftçi okuluna gittim. Çiftçi okulunda okuduktan sonra ustalık bölümüne geçtim ve üniversiteye devam edip ve buranın tasarımını kendim yaptım diyor. Yani mezuniyeti lise mi, üniversite? Üniversite. Gut, bin verheiratet seit 8 Jahren, ne? 8 senedir beri evliyim diye. 8 Jahre und wir haben einen kleinen Sohn, der heißt Niklas, der ist Niklas diye oğlumuz var. Şu anda 6 yaşında. Das der Junior Chef. O ufak patron olmuş oluyor. Peki memnun musun süt piyasasından? Wie sieht's mit dem Markt aus? Sind Sie zufrieden? Wenn ich jetzt hier sehe, das ist unser Herrenmanager. Matti, der ist jetzt seit 4 Monaten bei uns. 4 aydır beri buradaymış. İneklerle ilgili. Der betreut die Herde. Çobanlık yapıyormuş. Kim? Herdi. Ja. Herdi. Meti. Achso, Meti. From India. Jo. Auf Iran. Auf dem Iran. İran diyor, İran. İran. Okay. Gut. Was, sonst noch eine Frage? Bir şey daha sormuştun. Dedim ki süt piyasası, süt fiyatları ne? Ja, mit dem Preisen von Milch, wie sieht das aus auf dem Markt? Ist das sehr schwankend. Sehr schwankend. Ist das zufriedenstellend oder? Momentan ja. Momentan. Aber es soll wieder, wir kommen von 20 Cent, sind jetzt bei 39 Cent und es soll zum nächsten Jahr wieder runtergehen, wir wissen es. 20 Cent diyor, evvelden diyor, şimdi diyor 39 Cent'e çıktı diyor, litresi diyor. Şu anda de idare ediyoruz diyor ama eğer diyor bundan da aşağıya düşerse diyor, gelecek seneye diyor, o zaman diyor biraz zorlanacağız. Hiç Türklere düve satmışlar mı? Dışarıya ihracat? Hamzi auch mal für Ausland verkauft? Nee, an einen festen Lieferanten. Yok, yurt dışına hiç satmamışlar. Sadece içeride. Verträge, Lieferverträge. Burada içeride anlaşmış oldukları şirketler varmış. O anlaşma üzerine onlara veriyorlarmış hep.
Die Preise von Rindern? Fersen, abgekalbte? Ja. Auf Option? Şimdi, buzağlamış mı yoksa buzağlam? Buzağlamamış, düve. Ohne gekalbt. Nicht gekalbt? Ja. Tragend. Tragend. Kosten 1500. Yüklü vaziyette 1500 Euro. Und abgekalbte kosten 1800 zurzeit. Abgekalbte heißt also die ja, schon. Die sind schon in Milch, die liefert schon Milch. 1800 Euro da, arkadaşlar, buzağlamış olan. 1800 Euro? Evet. 1500. Buzalamamış, gebe olmuş. Diyor. Bunun içerisinde raps dedikleri raps hay kanola mı? Raps. Kanola. Was war noch? Sojaschrot. Soya şeyi varmış. Und Weizen. Ondan sonra buğday. Und dann noch Mineral. Fabrikadan alıyormuş. Mineralfutter auch noch. Mineralfutter. Tekrar içerisinde bir de şey varmış ki yem. Mineral maddeler. Iron. Ama çok ince ya. İnce de. Mısır flakes kullanıyorlar. Fosfor, kali. Mısır. Mısır flake. Mineral. Mit. Mais flake. Mais. Ja. Bisschen Mais auch, ja. Körner Mais. Bisschen Körner. Flex. Mısır flake var böyle para gibi aynı sütüle karıştırıp yiyoruz ya biz. Flex. Flek. Nasıl bir şey bilmiyorum ki onu hocam. Mısır. Mısır mesela. Körner Mais. Flex. Ja. Arpa gibi esinmiş. Ist mit drin oder? Ja, ist auch mit drin. Ondan da varmış içinde. Tamam, okey. Ja, hier liegt Kalk für die Liegeboxen. Kalk bu şeymiş, kireçmiş. Hayvanların yattığı yer için. Ha, evet, yaz yatakları ya, için. Kireç. Und das ist unser Futtermischwagen. Bu şey yem karıştırma makinesi. Damit werden täglich die Mischung frisch angemischt. Günlük burada yemi karıştırıyorlarmış kendileri. Günlük veriyorlarmış yani. Ungefähr yani günde bir defa mı veriyorlar? 15 ton am Tag. 15 ton günlük veriyorlarmış. Einmal oder mehrere Male? Das sind insgesamt 6 Mischungen pro Tag. 6 Gänge oder? 6 verschiedene Mischungen. Hier werden 4 und für den anderen Betrieb werden die Mischungen auch 2 angemischt. Einmal für Trockenstehen und für Rinder. Also ne, einmal am Tag oder wie wird das? Einmal morgens, am Tag. Morgens einmal. Alles wird morgens gefunden. Sabah karıştırılıyormuş, bir kere veriliyormuş, sabah tamam, ondan sonra verilmiyormuş. Öyle mi yani? Şey evet. Sadece bir sefer. Sabah veriliyormuş bir kere. Fakat o verdikleri yem, ertesi güne kadar önünde yem oluyor. Also bizim nächsten Tag bleibt es vor dem Kühen stehen oder? Sağım passam, ja. İki sağım üstüm. Und jeden Morgen wird er mit dem Lader das alte rausgeholt. Und mit dem wieder neues reingesucht. Her sabah eski yem, kalan yem çıkartılıyormuş. Tekrar yeniden taze yem veriliyormuş. Bunlar kim mi? Und die Reste gehen in eine Biogasanlage. O çıkartılan eski yem de biyogaz tesisine götürüp orada fermantasyon oluyor. Bir kere yem dağıtıyor. Dağıttığı yem ertesi gün sabaha kadar zaten duruyor. Kalanı da yedirmeye devam etmiyor. Onu alıyor, temizliyor, biyogaz tesisine götürüyor. Tekrar yem seriyor. Ama taze yem veriyor. Önünde yem oluyor. Sağım günde 20 kasam yapıyor. Wie oft wird werden die Kühe gemolken? Zweimal am Tag. İki kere. Sağım sistemi neymiş? Rotary mi? Wie sieht's beim Melken aus? Also Rotary System oder? Kommen wir nachher noch zu. Okay, biraz sonra göreceğiz diye. Gut, hier ist unsere Vorräte, Wintervorräte. Burada kışlık olan das ist dritter Schnitt, der angefangen ist. Hier ist erster Schnitt. Bu birinci bölüm. Was ist der Unterschied zwischen? Der ist zu viel, der da hinten ist geöffnet und hier ist noch mehr.
Es kann immer nur einer zurzeit gefüttert werden, weil sonst, wenn die Anschlussfläche offen ist, muss immer verfüttert werden, sonst wird sie warm. Also da hinten ist eine geöffnet. Ja, das da ist gerade frisch von. Wenn der alle ist, dann wird hier vorne angefangen. Und das da hinten? Das ist Mais-Silo. Aha, Mais-Silo, okay. Ja. O Mısır silajıymış, o taraftakısı. Bu üçü yenmiş, oradan birisinden başlıyor, o bitince diğerlerine başlanıyormuş. Bunu karıştırıyor. Das sind Vorräte fürs ganze Jahr. Das muss bis nächstes Jahr Weihnachten. Yani gelecek seneye kadar bu şu anda stoklanmış vaziyette. Gelecek seneye kadar yeme hazırlanmış. Und dann darüber haben wir Mais siliert und der Mais ist dies Jahr sehr gut. Die Kolben sind sehr gut vollgewachsen. Er ist auch lange grün geblieben, sodass der Energiegehalt vom Mais dies Jahr über 7 Megajoule ernährt hat. Okay. Alt tarafına ilk önce çim silajı yapmış. Alt tarafına çim silajını koymuş. Wie viel Zentimeter so ungefähr sind das Gras? 50, das waren 20 Hektar. Nein, Gras, also wie viel Zentimeter? 50 Zentimeter. 50 Zentimeter yeşil sıraj koymuş. Diğerinde mısır sıraj koymuş. Bu seneki diyor mısır sıracı diyor bayağı dolgundur diyor. Ya yani mısırlar dolgundur diyor, iyiydi diyor. Verimi de yüklü diyor bunların diyor şu anda. Kaç santim yapıyorlar mısıracı? Sıracın çapı. 7 santim, 8 santim, 10 santim. İriliği kesin. Wie viel? Fal ist 36 Meter breit, 120 Meter lang. 120 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde buradaki sahırımız. Auf jeder Seite sind drei Reihen Liegeboxen. Her tarafta üçer sıralı yatma yerleri var. Und die Lüftung erfolgt durch Jalousie von der Seite. Yanlardaki jalousilerden havalandırılıyor burayı, perdelerden. Sodass die Luft von der Seite einströmen kann und nach oben weggeht. Yani yan taraflardan hava girip yukarıya doğru çekiyor. Üst taraftan da dışarıya çıkmış oluyor tekrar. Und je nach Wetterung, bei gutem Wetter wird die Jalousie ganz aufgefahren. Und wenn es regnet oder wenn es zu windig ist, dann wird sie zugemacht. İyi bir havalarda görmüş olduğunuz perdeler iyice aşağıya indiriliyor, açılıyor iyice. Kötü havalarda, yağmurlu havalarda ise havanın durumuna göre perdeler indiriliyor veya kaldırılıyor. Und die Entmistung überläuft mit Schiebeanlage. Hayvanın altındaki pisliğini görmüş olduğumuz halatla çekiliyor, çekme usulüyle. Die läuft automatisch alle zwei Stunden. Her iki saatte bir otomatik olarak çekiyor hayvanların altından. Ja, und gefüttert wird voll TMR wie mit dem Futtermischwagen, den wir vorhin gesehen haben. Biraz önceki görmüş olduğumuz yemlerden karıştırılıp hayvanların önüne serilmiş vaziyette. Gut. Und auf der rechten Seite sind die Hochleistungskühe, das sind die Kühe die ersten 100 Tage. Sağ tarafta görmüş olduğunuz bu taraftaki hayvanlar yeni uzalamış, fazla süt veren. Die kriegen auch mehr Kraftfutter. Ona göre de fazla yem veriyor. Und auf der Seite sind die tragenden Kühe. Öbür taraftakilerde buzağlayacak olan hayvanlar, yüklü olan hayvanlar yani. Ha, öyle mi? Evet. Kaç sağım yapıyorlar günde? İki sağım. İki demişti. Evet. Bu taraftakilerde yüklü olan hayvanlar. Kaç gruba ayırıyorlar burada? Grup yani süt verimine göre kaç gruba ayırıyorlar? Die Kühe, was an Milch abgibt, werden die in Gruppen geteilt. Ja, vier Gruppen haben wir. Dört tane grubu varmış. Ja. 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 Aydınlatma kullanıyor herhalde. Wie sieht es mit dem Lichtsystem aus? Ja. Wird das benutzt oder irgendwas erwärmt? Das ist ein automatisches Lichtsystem, was einmal nach Licht oder nach Zeit angestellt werden kann. Yukarıdaki görmüş olduğunuz ışıklandırmacı iki sistemde çalışıyormuş. Bir havanın açık ve kapalı olduğuna göre hareket ediyormuş. İkincisi de saate göre ayarlıyormuş. Es ist jetzt nach Zeit eingestellt. Von 16 bis 20 Uhr geht alles an. Şu anda saate göre ayarlı. Saat 4'ten başlıyormuş. Bis 20. Ja, und saat 8'e kadar. Ab 20 Uhr bis 5 Uhr nur Nachtlicht. İkinci etapta da saat 8'den bis 5 Uhr morgens. Und 5 Uhr morgens wieder alles an. Sabah 5'e kadar gece ışığı veriliyormuş. Yani gece lambası ışığı veriliyormuş. Bis 8 Uhr geht alles aus. Saat 5'ten de saat 8'e kadar, sabah 8'e kadar
Morgens von 5 bis 8 war alles offen, ne? Alles offen. Işıkların hepsi yanıyormuş. Ne zaman yaptırmışlar buraya abi? Burayı welches Baujahr ist das? 2015. 2015. 15, ha, yeni. Tamam, doğumhanesi neredeymiş? Doğumhanesi öbür tarafta, babasının olduğu yerdeymiş. Das hier ist der Mittelpunkt vom Stall. Burada bulunmuş olduğumuz nokta ahırın tam orta kısmı. Ja, wir haben das so gewählt, dass wir kurze Wege haben zum Melken. Burada sahama giderken yolu kısa tutmaya çalıştık. Ja, in allen Richtungen sind 60 Meter Treibewege. Die Kühe werden gruppenweise hier in den Warthof getrieben. Gruplar halinde bu ortaya doğru geliyor inekler. Und dann ist da ein automatischer Nachtreiber, der die einzelnen Gruppen nach vorne treibt. Ortada otomatik bir kapı var. Hayvanları ileriye doğru gruplar halinde ileri doğru itiyormuş. In der Zwischenzeit wird die nächste Gruppe dahinter getrieben. O arada diğer gruplar arkasına doğru yaklaşıyor, yanaşıyor. Und dann wird der Nachtreiber, wenn die letzte Kuh von der ersten Gruppe drin ist, hochgefahren und hinter der nächsten Gruppe, damit es keinen... Sonuna vardığı zaman yetici kalkıyormuş oradan, gerisinger diğer grubun önüne geçiyor ve o grubu gitmeye başlıyor, arkasından diğer grup giriyor. Damit es beim Melken keine Wartezeit gibt und das Karussell sich ständig drehen kann. Süt sahama alanında şey olmaması için, sıkışıklık olmaması için ve karuselde sürekli dönüyormuş o esnada, gruplar halinde içeriye alıyorlarmış. Gut, und die ganze Gülle wird hier, hier ist ein Ringkanal, wird hier reingebracht. Bütün hayvanın pisliği bu orta kısımda akıyormuş aşağıya. Das hat zwei Vorteile, im Winter friert das hier nicht so schnell ein, weil es hier wärmer ist. Yani bir artısı, ortada olmasının artısı, hemen kışın donmuyor burada. Und die gesamte Gülle wird von hier, da hinten hinter der Wand ist eine Pumpe, wird direkt in eine Biogasanlage reingepumpt. Buradan alttan ileride pompa varmış, o pompadan doğru biyogaz tesisine pompalanıyormuş. Burada eksi kaçlar görüyorlar kış günleri? Wie viel Grad Celsius hat man hier im Winter? Also die letzten Jahre minus 15, aber minus 20 kommt auch schon mal vor. Son senelerde genelde ortalama eksi 15 idi. Bazen de %20'yi görmüş olduk yani diyor. Burada bir köprümüz var burada. Zum füttern wird die runtergelassen, so wie jetzt. Hayvanlar yemleneceği zaman bu şekilde kapatılıyormuş. Damit wir nicht mit dem Futterwagen durch den Dreck fahren müssen. Pisliğin içerisinde üzerinden geçmemesi için buraya bir köprü yapmışlar. Und wenn die Kühe durchlaufen, wird die hochgeklappt. Hayvanlar buradan ortadan yürüyecekleri vakit sağım için bunlar kalkıyormuş kenara. Hayvanlar bu taraftan geçiyorlarmış. Bunu kendi mi düşünmüş yoksa bir örnek? Haben Sie das selbst erfunden oder haben Sie das? Habe ich mir von anderen Berufskollegen abgeguckt. Başka bir yerden çalmış, kopyalamış. Kopi. Und wir kopieren von Ihnen ab. Ist okay. So, jetzt zeigt gerade wieder. Şimdi gösteriyor bir. Wieder Nachtreiber vorfährt. Der fährt immer ganz langsam, immer Zentimeter für Zentimeter vor. Santim santim ilerliyormuş o. Şöyle ileri doğru gidiyor. Evet, santim santim. Şimdi kalkıyor galiba yukarıya. Ya. Açtı şu anda ineklerin girmesi için. Şu anda açıldı. İnekler şimdi içeriye girmiş oluyor. Ondan sonra gerisi otomatik çalışıyor. Bir de köprüyü açtırabilir miyiz? Çok zor olmazsa. Und durch das Hochmachen, wo ist der Besetzer? Ja, hier. Hat man gleich eine Abtrennung, dass die Kühe nicht weglaufen können. Aynı zamanda da bu tarafa doğru kapaklar oluşmuş oluyor. Hayvanlar sağa sola kaçmasını engellemiş oluyor. Die Kühe laufen da unten dönler. Ve aşağıdan arasından inekler geçmiş oluyor sağıma. Gel başkan. Özelliği hayvanlar bir, buradan geçiş yapıyorlar, pislik bunun altına akıyor, traktör buradan geçerken bu kapanmış oluyor, yemlerken rahatlık oluyor. Yani hayvan pisliği
taraflara gitmemiş oluyor. Evet. Evet. Hayvanın pisliği bu tarafa geçmiyor. Hamaneye giderken bu ortaya geçip de yem falan yemez. Zaten başka mı? Ondan dolayı başka bir şey yok orada altta. Tabii. Yok başka bir şey yok. Hayır şey hayvanın pisliği şu alana geçmesin. Geçişteki nokta kırayı batırmaması. Aynen öyle. Ya abi şunu etseydi daha zor. Piston ya. Ja, Pistondan kaldırma indirme. Wenn die dann halt hier rüber gehen, dass es das ganze Mist hier nicht rüberkommt, dass es dann da unten bleibt halt. Genau. Dass man nicht mit dem Fahrzeug durch die Gülle fahren muss, ja. Sonst müsste man mit Wasser jedes Mal nach dem Melken reinigen. Mhm. Her seferinde şimdi diyor hayvanlar geçtiği zaman diyor burayı diyor yıkaması lazım. Dadurch, dass wir eine Brücke haben. How can you feeding the Piston vardır aşağı yukarı bunun. How much percent silage, how much percent is gülle for the biogas per day? Ja, pro Tag. Also es werden 30 Kubikmeter Gülle pro Tag reingepumpt. Und das 30 Kubikmeter. Ja. Kubikmeter. Meter Kub. Und vielleicht und 10 Tonnen 10 Tonnen Mist. Und Tonnen Hayvanların altından çıkan pislik. Und 4 bis 5 Tonnen Futterreste oder schlechte Grassilage. 4-5 Tonnen da hayvanların önden çekmiş oldukları eski yemlerle ve şey yem. Eski yemlerden günlük. Ham ne kadar kilowatt? 500 kilowatt. Wie viel kilowatt war es nochmal? Das sind 500, aber 500. Es läuft nur einer zurzeit immer. Şu anda bir tanesi çalışıyormuş. 250. Bu besleme 250 kilowatt için değil mi? Für 250 kilowatt jetzt, ne? 250 läuft. Mhm. Şu anda öyle. Yani bu çıkan şey ancak 250'ye yetiyor. Das was jetzt rauskommt, ist das, reicht das nur für 250 oder warum ist das nur einer, läuft jetzt nur einer? Das, wir kriegen, wir dürfen nicht mehr als 250 im Durchschnitt des Jahres produzieren. Aber wir kriegen einen extra Bonus dafür, dass der zweite Motor steht, falls die in Deutschland Engpass gibt, müssen wir den zuschalten. Şimdi Almanya'da 250 kW'a kadar sadece izin verilmiş. Lisanslı. Diğer 250 ise yedek olarak tutuyorlarmış. Birinci de eğer bir şey olursa veyahut da olur da Almanya'da gaz ihtiyacı olursa onun için yedek olarak durduruluyormuş. Ha, kotalı yani şu an. Toplamı 500 kW. 500 kW ama 250'sini sadece çalıştırılıyormuş. Grenzen. Also das ich darf nur 250 liefern. Sadece 250 verebilirim diyor. Und falls es einen Engpass gibt im Stromnetz. Acil durumda 500 alabiliyor devlet. Acil durumunda. Kriege ich extra Vergütung, ich mache so Direktvermarktung beim Strom mit. Und dafür, dass der zweite Motor steht, gibt es auch einen Bonus. Yani ikinci motoru yaptığı için ve ikinci motorun da hazır tutulduğundan dolayı devlet teşvik veriyormuş buna. İhtiyaç olduğunda direktmen ikinci motor devreye giriyormuş. Ama şu ana kadar da lazım değilmiş yani. Ham maddesi yeterli miymiş? Reicht eine Futterreste oder die Reste fürs Bio für 500 Kilowatt? Nee, da müsste ich meist zu tun und das lohnt sich nicht, weil ich nur 13 Cent kriege, weil die Bundesregierung die Biogasanlagen komplett auf null runtergefahren hat. Mhm. Şimdi son zamanlarda diyor biyogaz tesislerle ilgili diyor ülkemiz teşviki iyice düşürdü diyor. Sadece 13 cent veriyor diyor. Elimdekisi ham madde ise diyor 500'e yetmez. Eklemem lazım diyor. Bu da diyor kurtarmaz. Als ich die Anlage geplant habe, habe ich 21 cent kalkuliert. War damals der Satz, die Genehmigung hat 2 Jahre gedauert. Und als die Genehmigung da war, war der Preis bei 13 cent. O zaman ilk yapma planlamış olduğum projede diyor 21 cent diyor. Kilovatı diyor. 2 sene sürdü diyor bunun diyor onayı diyor alabilmem için lisansını alabilmesi için 2 sene sürmüş. 2 senede içerisinde de kubiği 13 sente düşmüş. Kilowatt kilowatt. Evet. Wenn yani 20 cent kriegen würde, würde ich beide Motoren anstellen und Mais rennen. Eğer 20 centten yukarı diyor fiyatı çıkmış olursa diyor kilowattın fiyatı diyor. O zaman diye 2 motoru da çalıştırıp diyor. Sırf diyor bu işi yapardım ben diyor. Kaç yılda kendini amortiliyor şu anki sattığı? Welchem Jahr, also bis zum welchem Jahr wird das Ganze sicher abgetragen? Das ist die Finanzierung läuft auf 15 Jahre und der Strompreis ist 20 Jahre garantiert. Aşağı yukarı 15 ile 20 sene içerisinde, 20 seneye kadar kendisini amorti ediyormuş.
20 senelik sözleşmesi varmış alacaklarına dair elektriği. 20 yıl bayağı uzun zaman. 2008'in civarında amorti. Bu fiyatlara göre değişiyor işte. Burada 13 sente düşmüş. Evvelden bir vas bei 21 cent die Rendite. Gut. 30%. Fiyatlar yüzde yani 21 centteyken diyor %30 diyor bana diyor kar getirisi vardır diyor. Şu anda diyor yani bayağı düşük. 13 cent de az değil ama ya. Bir de 21 cent nerede? 13 cent nerede? Neredeyse. 13 cent daha ileride 2 sene sonra geldin de 8 cent de düşecek. Yeni sagst du, vielleicht in den nächsten Jahren fällt es nochmal weiter runter oder wie sieht es aus? Also könnte es sein, dass es noch mehr runtergeht? Ich habe einen Festpreis. Man kriegt ja immer EEG-Weiß. Mhm. Ich kriege einen Festpreis. Ich kriege nicht weniger. Wenn ich nichts mache, kriege ich 20 Jahre 13 Cent. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann mal an 20 Cent rankomme. Mhm. Und da will ich, also weniger kriege ich auf keinen Fall. Sözleşme var diyor, 13 Cent'den aşağı düşemezler diyor. Diyor, yine kurulacı oran ileride diyor. Hı-hı. Şimdi değil. Şimdi. Und wenn alle Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke alle aus, dann... Eğer şeyler, atom santralları eğer diyor kapatılırsa diyor, o zaman diyor, ümit ediyorum ki o zaman biz de burada diyor, 20 sente yükselip daha fazla üretebiliriz. Evet abi. Gut. Was war noch? Wollte mal eben Strukturerkennung oder Metallerkennung. Şu anda yemin karışımını gösteriyor. Hediye getirseydik diyor Nazar boncuğu. Nazar boncuğu birer tane maşallah. Vallahi yapsak olur. So, jetzt kurze Erzählung dafür. Was ist da alles ist? Weil er gerade gesucht hat, einfach um zu erkennen, was drin ist, weil die Tiere ja auch eben halt selektieren, Futterfisch. Hayvanlar Selektion yaptığından dolayı içerideki katkı maddeleri. Das ist Luzerne. Bunu nereden almışlar bu? Wo wird das gemacht, also dieses Luzerne? Wird das hier geerntet oder? Zugekauft. Zugekauft. Aus Frankreich kommt das. Fransa'dan alıyorlarmış yoncayı. Kuru yoncayı. Hı hı. Ist trocken oder? Ja. Ja. Kuru yoncayı Fransa'dan getiriyorlarmış. In Qualaban. Immer LKW-weise kommt das her. Okay. Okay. Bu başka bir şey ama bak bunun söylediği yonca var ya sap sadece. Sapı hani Rumen'i aktif etmek için. For the Rumen activation. Rural activations. Yeah, this Lucerne. This Lucerne. Lucerne. Für das Wiederkauen. Damit die Kühe mehr şey geviş getirebilmesi için tekrar. Geviş getirebilmesi için. Richtig. Onu bize gösterirse arkadaşlar daha iyi anlarlar. Kurusunu. 170 gram. Söyle bu getirsin birazcık bize bir avuç. Kannst du ein bisschen bringen von diesem Lucerne? Lucerne, ja, haben wir. Ja. Ist auf anderem Betrieb. Nee, nee, haben Sie doch. Hier? Jo. Just one hand. Just one hand, please. Okay. Gut, wir gehen dann gleich hin. Okay. Gut. Okay. Struktur ist eben halt wichtig, ne? Man kann nicht nur Kraftfutter füttern. Sadece yem, kuru yem verilmesi değil diyor hayvana diyor. Farklı şeylerle karıştırması gerekiyor. Was hat das Ganze gekostet also? Hayvanlar hariç. Ohne die Kühe jetzt. Nur Betrieb. Die Biogas hat 1,5 Millionen. Biogas ist 1,5 Millionen Euro. Und der Stall mit Silo und Komponentenlager 2,5 Millionen. Ahırda 2,5 milyon tuttu diyor. Bütün ekipmanıyla beraber etrafındakisi. Was ist ein Kredit? Wie viel ist Kredit? 20, 70, 80, 90 Prozent? Oder 100 Prozent? %100 Kredinen. Für wie lange? Biogas 15 Jahre. Biogas 15 Jahre. Stall 20 Jahre. Ahır 20 sene. Oy, oy, oy. Oy. Das ist so viel für den. Produktion darf nicht stehen. %100. Ja. Bir de 20 sene. Buradaki rotary sistemi aşağı yukarı 40 kühe var. 40 tane ineklik için iç taraftan işlem görüyor. Yani dış taraftan değil, iç taraftan işlem görüyor. İlk etapta bir kişi temizliğini yapıyor, diğer vatandaş takmasını yapıyor. Bu şekilde hayvanlar dönerekten sağılıp geliyor, öbür taraftan da çıkıyor. Eğer sağılmamışsa, oradaki görmüş olduğumuz bilgisayarlardan gösteriyor sağılıp sağılmadığını.
Ve ona göre devam ediyor tekrar hayvan sağıma devam ediyor. Markasını biraz önce Paşa abim sordu. Fullwood var markası. Yani Milchmengenmessung haben wir blauen da. Maviler ise süt oranını ölçüyormuş. Süt ölçer. Wissen jeden Tag wie viel Milch die günlük ortalama kaç litre süt sağdığımızı oralardan ölçebiliyoruz. 40 geç ortalaması 25'ti ama çok düştü değil mi? Türkiye'de daha çok bizim yüksek. Yani 25'ten fazla dedi zaten kendisi de. Rakam söylemiyor. Rakam söylemedi. Nazar değersiniz de söylemiyor. Maşallah. Olmuyor, tanımıyorlar mı şöyle bir şey? Almanca'da da maşallah diye bir kelime yok. So. Noch etwas Wichtiges. Was Sie sagen würden? Ja, also die Milchmengenmessung ist sehr wichtig, damit man die Abweichung vom Mal davor erkennen kann. Mhm. Yani bu süt ölçme ölçümleri çok önemlidir diyor. Bir evvelkinden o günkü, ertesi günkü süt oranı ne kadar oldu, olmadı, devamlı diyor takip edilmesi lazım diyor. Und jede Kuh hat einen Pedometer vorne am Fuß. Bütün hayvanların ayaklarına bir tane çip var. Und der wird hier abgelesen, da am Eingang. Girişte orada o çipten okunuyormuş hayvanın bilgileri. Und da sind alle Daten von den Kühen drauf. Ve hayvanın bütün bilgileri o çipin üzerinde. Ja, ob eine Kuh bullt, ob wie viel Milch die gegeben hat, wie oft besamt, alles steht da. Bütün bilgileri, hayvan kaç kere gebe ok aldı, kaç litre süt verdi, diğer bütün bilgileri yani ne gibi hastalıklar geçirdi gibilerinden hepsi çipte kayıtlı. Girişlere o çipi okuyup sürekli yerine kayıtlar yapılıyormuş üzerine. Avrupa'nın süt ortalaması şu mavi bidonlara sorar mısın onlar? Su. Die blauen. Ja, das ist die Wasservorratsbehälter. Wir haben einen eigenen Su. Warum ist das so? Das ist, das Wasser wird da hochgepumpt und dann wird mit dem Wasser die Milch runtergekühlt. Plattentauscher. Und das warme Wasser wird gleich wieder an die Kühe verdrängt. Onun içerisinde bir soğuk sütü soğutması için su varmış. Kendi kuyuları varmış. Oradan çekiyorlarmış suyu. Artı sıcak su varmış. O da hayvanlara içmesi için veriliyormuş. Also das Wasser wird ja durch die Milchproduktion erwärmt. Ist das richtig? Ja, das Wasser. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser läuft entgegengesetzt der Milch und darum wird die Milch runtergekühlt. Von 37 auf ungefähr 18 Grad. Şimdi arkadaşlar süt 37 dereceden geliyor suyla. Ters istikamette su, ters istikamette akaraktan bis 18 Grad, 18 dereceye kadar düşürülüyor. Und dann den Rest von 18 bis 5 müssen wir mit Strom runterkühlen. Dadurch sparen wir Stromkosten. Bu şekilde de enerji tasarrufu yapmış oluyoruz. Geri kalan 18'den 5'e kadar da diğer elektrikle onu düşürmüş oluyoruz. Isıtılan su ise tekrar hayvanlara su olarak veriliyor. Yani sütü soğuturken su da ısınmış oluyor aynı zamanda. İçme suyu olarak da hayvanlara soğuk değil de sıcak su verilmiş oluyor. Ilık su verilmiş oluyor. Masrafsız bir çözüm yani. Sütü bir soğutmada masraf yok. Yani 37 derecene 18 dereceye düşürmesinde fazla bir maliyeti yok. İkincisi suyu ısıtıp da hayvanlara vermesi daha sağlıklı. Isıtmasına da masrafı yok. Gün sayımlarını sorabilir misin ne kadar? Derken şimdi? Yani gün sağım süresi. Wie viel die Abstände von dem Melken? Wie in welchem Stundenweise geht das? Oder welcher Abstand ist das? 12 Stunden. 12 Stunden. Alle 12 Stunden werden gemolken. Her 12 saatte bir sağılıyormuş. Die Vorratsbehälter sind wichtig. Das sind 15.000 Liter Vorratsbehälter. Ja, wenn
die Kühe alle saufen und der Melkstand gereinigt werden, haben wir überall Druck. Mhm. Ansonsten hätten wir diese Behälter nicht, hätten wir hier zum Waschen nicht genug Druck zum Reinigen. Onların orada durmasından da bir sebebi de aynı zamanda da basınç uygulanmış oluyor. Çünkü diyor günlük diyor epey bir suya ihtiyacımız olduğu için dışarıda hayvanlar kullanıyor, temizlik için kullanılıyor. Bir anda diyor her tarafta açılmış olsa diyor burada diyor temizlemesi için diye bir basınç oluşmaz o zaman diyor. Böyle olmasının aksi diyor iyiliği de bir yönde diyor. Basınç oluşuyor devamlı diyor. Tazikli bir şekilde diyor kullanabiliyoruz. Laktasyon süresi mesela kaç bir hayvanı kaç laktasyon tutuyorlar yani? Sağım süresi yani doğum kaç tane doğum yaptırıyorlar? Wie oft wird das gekälbt? Das was? Gekälbt die Vieh. Wie viele Kälber bringen die? Oder machen die? Die wie viele Kälber? Ja. Die Kuh? Ja. Bitte. Ein Kalb. Laktation, genau. Wie viel Laktation oder wie viel? Laktation. Ja, 4 bis 5 Laktation. Dort, Pech. Değerli arkadaşlar, Almanya'ya geldik. Almanya'da çok güzel arkadaşımız. What's the, your name again? Klaus. Klaus bizi misafir etti. Doğla eğitim okulundan arkadaşlarımız bizi getirdiler. Klaus'un misafiri olduk. Çok güzel bir çiftliği var. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizi misafir ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Klaus, thank you very much your hospitality and congratulations your barn and your family is wonderful. Thank you very much. Ja, bitte. Okay. Ihr wart eine interessante Gruppe. Hat Spaß gemacht mit euch. Bizim için çok ilginç bir grup oldu diyor kendisi. O da memnun olduğunu söylüyor. Değerli izleyiciler, süt hayvancılığıyla ilgili bir programı sizlere göstermeye çalıştık Almanya'dan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Okay. Say hello to Turkey.